Selamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Sormuşsunuz gibi kabul ediyorum. Ben iyiyim, iyi gidiyor. Bayağı koşuşturmalı, hareketli geçiyor ama iyiyim sanırım. Arada bir düşüyorum, kalkıyorum, moraller karışıyor. Bugün bayağı bir bunun üzerine konuşalım istiyorum ama iyiyim. Sanırım genel anlamda iyi olmam gerekiyormuş gibi de hissediyorum. Bugün hem böyle genel anlamda sohbet edelim hayatımızdaki değişimler üzerine, birazdan daha ayrıntılı size açıklayacağım şeyler üzerine bayağı bir konuşalım istiyorum. Hem de tabii ki artık size söylemem gereken bir şey var çünkü son videoda da yurttan ayrılışımı izlediniz. Bir süredir ben böyle bir gidiyorum muhabbeti olup duruyor ve ne olduğunu anlamamanız çok normal çünkü söylemiyordum. Ben hemen söylemek istemedim. Açıkçası yani çok heyecanlıyım aslında bunun için ama yine de bir müddet bende kalsın. En azından böyle bir işler oturana kadar, önümü görene kadar bu haber bende kalsın. Ondan sonra böyle size sürpriz olarak söyleyeyim istedim. Tamam, lafı daha fazla dolandırmadan söylüyorum artık. Erasmus'a gidiyorum. Erasmus'a, Almanya'ya, Bielefeld'e gidiyoruz. Geçen sene bir videomda böyle minicik bir söylemiştim. Bilmiyorum hatırlayanınız çıkar mı ama o zaman başvuru yapmıştık hep birlikte. Ve bir müddet sonra aslında onlar açıkladı sonuçları. Ve ben öğrendim Bielefeld'e gideceğimi. Almanya'ya bu bahar döneminde gideceğim. Ay çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Hem korkuyorum hem çok mutluyum. Çünkü çok istiyordum. Gezmek, görmek, Erasmus deneyimi, bütün o not ortalamamı yüksek tutmamı, bu kadar çaba sarf etmemin en önemli sebebi Erasmus'a gitmek istememdi. O yüzden karşılığını alabilecek olmak şu an çok mutlu ediyor beni. Bunun için çok mutlu hissediyorum gerçekten. Ve Bielefeld Üniversitesi benim bölümüme, Boğaziçi Üniversitesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık okuyorum bu arada. Sadece iki kontenjanı vardı. Bir güzde, bir de baharda alıyordu. Ve o yüzden zordu ama oldu. Ve güzde de çok çok sevdiğim arkadaşım Zeynep Sude gitti. Şimdi de ben gideceğim baharda. Size o videoda bahsetmediğim ama yurtta nasıl ayrılma sebebim buydu. Çünkü Erasmus'a gidecek olan öğrenciler 31 Ocağı kadar yurdu boşaltmaları gerekiyordu. Bu yüzden oradan taşındım, evime geldim. Eski arka planındayım. Gerçi burada çok video çekmedim ama birkaç video vardı yine buradan. Bu garip hissettiriyor buraya kamerayı koymak, burada konuşmak falan. Alışmışım Boğaziçi'nde güneyin herhangi bir yerine oturup sohbet etmeyi. Böyle haberim buydu açıkçası. Ve gerçekten çok az kaldı bu arada. Yani çok yakın zamanda Almanya'ya gideceğim. Vloglar ve içerikler de çok değişecek. Almanya'dan ya da Avrupa'nın bir sürü farklı şehrinden, ülkesinden gelmeye devam edecek. Umarım onları da zevkle izlersiniz. Hem sohbet videolarına hem de vlog içeriklerine devam etmek istiyorum oradan. Ama tabii ki konsept bir tık değişmiş oluyor artık. Avrupa'dan size sesleniyor, konuşuyor olacağım. Umarım hem kanal için hem bizim için hem benim kendi gelişimim için her şey için çok güzel bir süreç olur. Çok heyecanlıyım düşündüğümde çünkü uzun zamandır çok istediğim bir şeydi. Böyle hayal ettikçe içimi kıpır kıpır eden hadi şurayı da gezelim burayı da görelim dediğim bir süreçti. Oraya gitmişken Almanca da öğreneceğim bu arada. Bu da bir tık geriyor beni yani hani böyle dilleri sırala hangisini öğrenmek istersin desen Almanca pek ilk sıralara yakın bir yerde değildi ama nasibimizde Almanca varmış. Olsun. İlk gittiğimde bir ay kadar dil eğitimi alacağım orada haftanın her günü. Neredeyse yazın sonuna kadar Almanya'dayız. İnanamıyorum nasıl bir süreç olacak benim için. Çok sevdiğim bir arkadaşım da Almanya'da. Onu da o kadar çok özledim ki uzun zaman oluyor çünkü yüz yüze görüşmeyeli. Onu da görmek istiyorum, gezmek istiyorum. Heyecanlıyım. Bilmiyorum. Bir yandan ama süreç çok nişli çıkışlı da geçiyor. Dilerseniz bunun üzerine ayrı bir videoda da konuşabiliriz. Çünkü gerçekten insanın canından da bezdiriyorlar bu arada Erasmus'a gidene kadar. Hatta gidince de bitmiyor diyorlar hep. Hani hem orada da bir süreç var sizi uğraştıran. Döndükten sonra da yok ders saydırması bilmem ne hala uğraştırıyor. Ne yazık ki kolay bir iş hiç değilmiş Erasmus yani gerçekten. Ben hatta şey falan diye düşünüyordum. Normalde şu anda Boğaziçi'nde dönem başladı. Arkadaşlarım orada derslerine gidiyorlar. Ben evdeyim. Çünkü şöyle söyleyeyim. Almanya'daki sistem tam bizim gibi değil. Bizde hani güz ve bahar dönemi şeklinde oluyor ya. Onlar da yaz ve kış dönemi gibi ayırıyorlar daha çok. Ve neredeyse Nisan'da falan başlıyor normalde yaz dönemi dersleri. Ben ekstra dil kursuna da katılacağım için Mart'ta gidiyorum. Gidiş tarihimi de bir tık söylemiş oldum bu arada. Bayağı geç başlıyor bize göre. Normalde arkadaşlarım başladı burada. Ben işte şey falan yaparım diye düşünüyordum işte. Onlar derse çalışırken arada bir okula giderim derim. Hadi ya işiniz gücünüz var benim yok ben boş geziyorum. Neyse oturayım da bir kahve içeyim falan derim.
diye düşünüyordum ama hiç öyle olmadı. Canımdan bezdirdiler. O kadar yoğun geçti ki bu süreç. Neredeyse her gün masa başı iş gibi e-mail koşuşturuyorsunuz. İşleri ayarlamaya çalışıyorsunuz. İşte onun hibesi, ders seçimi, bilmem nesi. Ya gerçekten benden önce giden arkadaşıma böyle bir şey demiştim. Hani en son gördüğümde onları. Ya heyecanlansanız Avrupa'ya çıkıyorsunuz. Yani tabii ki çok güzel bir süreç. Tabii ki onlar da çok mutluydu ve heyecanlılardı. Karışık duygular içerisindelerdi daha çok. Ama yok ya demişti, gerçekten canımızdan bezdiriyorlar yani. Heyecanlanamıyorum koşuşturma yüzünden demişti. Anlıyorum, haklıymış gerçekten. Vizesiydi, işi derdi, çok uzayabiliyor. Dilerseniz daha ayrıntılı bir video hazırlayabilirim süreci böyle hatırladığım kadar ayrıntılarıyla. Umarım oradan da güzel içerikler çıkar, birlikte maceralarımızı kaydedip hem sizinle hem kendimle gelecek için böyle paylaşabilirim. Ne dediğimi bile bilmiyorum, heyecanlandım anlatırken. Devamlı böyle gelecekte tamam ya işte Erasmus'a gideceğim, Almanya falan derken işler gerçeğe bindiğinde bir tık şey olmaya başladım, gerilmeye başladım. Ne yapacağım orada? İşte nasıl ayarlayacağım, hiç Almanca bilmiyorum. İngilizcemle kabul aldım. Seçtiğim dersler İngilizce ama yine de oranın dilini bilmiyorum. Çok özleyeceğim. Böyle duyguları gelmeye başladı, bir tık karışmaya başladım. Belki daha önceki videodan da hatırlıyorsunuzdur, çok fazla değişim üst üste geldiği için benim bireysel deneyimlerimde bu da bir tık yordu beni. Eminim zaman içerisinde oraya da alışacağım ve bağlanacağım çünkü biliyorum kendimi ve ayrılmak yine zor olacak bana. Biliyorum, biliyorum ama yine de şu anda bu kadar hızlı yaşanan değişimlerin evimi, ailemi, arkadaşlarımı, sevdiğim herkesi çok özleyeceğimi biliyor olmak. Ama bu şekilde size söylemediğim sürprizim buydu. Yani Boğaziçi'ndeki yurdumdan çıkmamın asıl sebebi Erasmus'a gidecek olmamdı. Bana şans dileyin. Umarım güzel olur orada da. Şu an bu süreçte kendime şeyi hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü arada bir bedenim de tepki gösterebiliyor. Hastalanıyorum, bir şeyler ters gidiyor. Rüyalarım, geçen gün rüyamda şey gördüm. Vizeye gidiyordum ve işler tamamen ters gidiyordu ve olmuyordu falan. Panikle uyandım. Her şey birbirine girmiş durumda. Bilinçaltımda da, kendi hayatımda da şu an bir karışık bütün işler. Ama kendime yine de burada da hep konuştuğumuz gibi şefkatle yaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü çok normal. Bir anda dramatik bir değişim oluyor. Hiç bu kadar ailemden uzak kalmadım daha önce. İlk defa bütün her şeyi yabancı bir yerde tek başıma halledeceğim ve yapmam gerekecek. Her ne kadar bana endişe verse de bence bir insanın kendisi için yapabileceği en güzel deneyimlerden birini yapıyorum 21 yaşında. Bu yüzden çok mutluyum. Ama bununla birlikte gelen korkuyu da yok saymıyorum. Çünkü var. Birçok kişiye bunu anlattığımda, söylediğimde ya ben bir tık tedirgin hissediyorum. Hatta zaman zaman üzülüyorum. Üf, nereden çıkardım? Kalsaydım burada çok mutluydum buradaki hayatımda. Bak şimdi orada okulda olabilirdim, arkadaşlarımla eğleniyor olabilirdim diyorum mesela konuştuğumda, sohbet ettiğimde insanlara ve şey yaklaşıyorlar. Onları da anlıyorum. Hani ya saçmalama, çok güzel bir deneyim. Böyle deme. İşte herkes giderdi. Sen de işte üzülecek bir sebep arıyorsun kendine tarzı yaklaşıyorlar. Anlıyorum bu bakış açısını da ama İkisi de çok normal. Yani yaşayan için sahip olduğu mutlu bir düzeni bırakıp bir yerde aslında hiç bilmediğin bir yere tek başına gitmek korku verici olabilir ve bunu sırf çok güzel bir deneyim olduğu için yok saymak bence bana ve benim duygularıma haksızlık olur. O yüzden onları da kabul ediyorum, anlıyorum. Tedirgin oluşumu da kucaklıyorum ama birlikte halledeceğiz. Üstesinden geleceğimi biliyorum. Çok güzel olacağımı ve süreç bittiğinde de her zaman ömrüm boyunca çok güzel hatırlayacağım bir sürece dönüşeceğine de eminim canı gönülden bu arada. Ama şu an bütün duygular içimde, bedenimde karışabiliyor. Hem heyecanlıyım hem korkuyorum. Ve hepsine alan tanıyıp şefkatle yaklaşmaya çalışıyorum şu anda içten içe, iç sürecim olarak. Böyle bu şekilde size vermek istediğim haberim buydu. Umarım orada da severek izlersiniz, takip edersiniz beni, videolarımı, içeriklerimi elimden geldiğince seviye atlatarak daha iyi bir hale getirmek istiyorum. O zaman belki de Avrupa'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.